Merhaba, ben psikiyatrist ve psikoterapist Onur Okan Demirci. Bugün Sağlığın İncisi programında ölüm ile merak edilen soruların yanıtlarını size veriyor olacağım. Sevdiklerimizin ölümü bizi nasıl etkiliyor? Sevdiğimiz insanları olumlu duygularla bağlanıyoruz. Sevmediğimiz insanları da olumsuz duygularla. Bütün duygular bağlanma gerçekleştirir. Ölümüyle birlikte bağı kaybetmiş olursunuz. Ölüm korkusuyla nasıl baş edebiliriz? Ölüm kaygısı bize hayatta aslında yapmamız gereken şeyleri hatırlatan kaygının ta kendisidir. Ölümden sonra yaşam var mı? Kalanlar için gerçekten var mı yok mu onu sorgulamak lazım. Çünkü bazılar gerçekten ölenle ölüyor. Yaşamıyorlar. Yaşıyor görünüyorlar. Orada takılı kalıyorlar. Ölümde kalıyorlar. Okan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk soruyla başlıyorum. Ölümden korkmak doğal mıdır? Canlılar olarak bir sonumuzun olduğunu bilmek ve bu sonda her şeyin sona ereceği düşüncesine sahip olduğumuzdan dolayı ölümden korkmak biz insanlar için doğal bir kavram. Ve ölüm korkusu doğaya baktığınız zaman bu ölüm kaygısına, korkusuna sahip olan tek canlının insanlar olduğunu görürsünüz. Ve bu ölüm kaygısına sahip olmak nedeniyle de aslında bunun bize sağladığı dezavantaj gibi görünse de birçok avantajı bulunmakta aslında hayatta kalmamızı sağlayan en temel kaygılardan bir tanesidir. Diğer canlılarda da var ölüm kaygısı. Fakat diğer canlılar ne zaman öleceğini bilmezler. Ne zaman öleceğini bilen tek canlı doğada insan diye adlandırabiliriz, bizleriz. Ölüm kaygısı bizi bir anlamda da hayatta tutan şey olarak görebiliriz bütün canlıları. Çünkü bir tehlike anında doğal olarak kaçmamızı gerektiren en temel içgüdümüz o. Yani hayatta kalmamak için zaten ölüm kaygısına ihtiyacımız var. Ölüm korkusuyla nasıl baş edebiliriz? Ölüm korkusuyla ne zaman öleceğini bilen tek canlı insan olduğuna göre o zaman ölüm korkusuyla, kaygısıyla baş etmesi gereken tek canlı da insan. Ölüm kaygısı bize hayatta aslında yapmamız gereken şeyleri hatırlatan kaygının ta kendisidir. Biz onu sağlıklı bir şekilde eğer düşünebilirsek bunu çok önemli avantajlara çevirebiliyoruz. Ölümsüz olduğunuzu düşünün. Ölümsüz olduğunuzu düşündüğünüz zaman bugün gitmeniz gereken bir konsere niye gidesiniz? Her gün işe neden gidesiniz? Veya o hayalleri gerçekleştirmek için neden adım atasınız? Çünkü ölümsüzsünüz. Bunu yapabilecek o kadar sınırsız zamanınız var ki neden şimdi bunu yapabilirsiniz? Aslında ölüm kaygısı bizim motivasyonumuzun ta kendisi. Hayatta kalabilmek için mücadele etme nedenimizin ta kendisi. Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için yapmamız gereken şeylerin ta kendisi. O yüzden ölüm kaygısını biz hayatta motivasyona çevirebildiğimiz zaman, onu keyiflerimize, hazlarımızı yönetebildiğimiz zaman, yapmak istediklerimizi, hayallerimizi gerçekleştirebilmek için kullandığımız zaman ölüm kaygısıyla baş etmeye başlayabiliriz. Sevdiklerimizin ölümü bizi nasıl etkiliyor? Ölüm kaygısının olduğu yerde evet sevdiklerimizi kaybettiğimiz zaman da kaygıyla yüzleşmek gibi bir sorunumuz da olmaya başlıyor. Kendi ölüm kaygımızla yüzleşmeye başlıyoruz. Bir de sevdiğimiz ya da çevremizdeki insanların ölümüne şahit olduğumuz zaman bizde bir takım şeyleri tetiklemeye başlıyor. Sevdiğimiz insanları evet kaybetmek bir hayatın gerçeği. Sevmediğimiz insanları da kaybetmek aynı zamanda hayatın bir gerçeği. Burada insan olarak bu kaybı bize yaşatan en önemli şey duygular ve bağlanma. Yani biz çevremizdeki insanlara iyi de olsa kötü de olsa bağlanıyoruz. Sevdiğimiz insanları olumlu duygularla bağlanıyoruz. Sevmediğimiz insanları da olumsuz duygularla. Örneğin nefretle veya öfkeyle bağlanıyoruz. Bağlanmak derken bunu sadece olumlu hislerle yapmayız. Mesela sevgi gibi, şefkat gibi bir pozitif bağlanma sağlayabiliyoruz ama öfke ve nefret de bize negatif anlamda bir bağlanma sağlar. Hatta nefret o kadar güçlü bir duygudur ki sevginin çok daha ötesine geçer. Nefret ettiğiniz bir insanı hiç zihninizden çıkarmayabilirsiniz. Ondan intikam almaya çalışırken bir hayat geçirebilirsiniz. Nefret ettiğiniz insan sizi aslında sevgiden daha çok ona bağlar ve nefret ettiğiniz bir insana dönüşmek veya da dönüşme yolunda çok riskli bir hayatınız olmaya başlar. O yüzden nefret, sevgi adına ne derseniz diyeyim bütün duygular bağlanma gerçekleştirir. Ölümle karşılaştığınız zaman bu bağı yitirirsiniz. Yani çevrenizdeki bu bağ kurduğunuz herhangi bir ölümüyle birlikte bağı kaybetmiş olursunuz. Bu bir kayıptır. Kayıpla birlikte yas başlar. Yas dediğimiz şey artık onun yokluğuna alışmaktır. Nefret ettiğiniz birinin de yokluğuna alışmak için gerçekten mücadele etmeniz gerekir. Çok sevdiğiniz birinin yokluğuna alışmak için de mücadele etmeniz gerekir. Peki ölümün acısını nasıl hafifletebiliriz? Nasıl metanetli ve güçlü kalabiliriz? Ölümün acısını hafifletebilmek için oradaki bağın ne olduğunu öncelikle keşfetmek gerekiyor. Neyle bağlandığınızı keşfetmek gerekiyor. Metanet ve güç kavramı ise çok klasik bir şeydir kültürümüzde. Bir kayıp yaşandığı zaman o ailede bir kişi metanetli ya da güçlü olarak adlandırılır ve işte cenaze işlemlerinden tutun insanları memnun edebilmeye kadar o kişi üstlenir bütün rolü. Ve diğer insanlar onu şöyle takdir eder. Vay ne kadar da metanetli. Aa ne kadar da güçlü durdu. Bravo tebrikler. Ama psikoloji açısından
açısından baktığınız zaman bu hiç iyi bir durum değil. Aslında bize tedaviye gelen kişinin ta kendisidir o metanetli ya da güçlü durmaya çalışan kişi. Bu nedenle bir kayıp yaşadığımız zaman o yası yaşayabilmek için, o kaybın acısını hafifletebilmek için güçlü ya da metanetli durmaya ihtiyacımız yok. Tam aksine yaşamak istediğimiz bütün duyguları salıvermeye ihtiyacımız var. Nefret mi ediyorsunuz? Öfkeniz mi var? Kaybettiğiniz kişiye çok o bahsettiğim bağda neyse o bağın adı, sevgi mi, ilgi mi, nefret mi, öfke mi? O duyguları dışarı vurmak gerekiyor. İnsan olarak biz bir kutuyuz ve duygu üretiyoruz içeriden. Düşünün o kutu kapalı bir kutu. Havuz problemi gibi o kutu bir yerden doluyor, dışarıdan etkilerle doluyor. Ama havuz problemindeki gibi onu bir yer, muslukta boşaltması gerekiyor. Boşaltmadığın zaman şişer, şişer, şişer bir gün patlar. İşte o metanet ve güçlü insan bir gün şişer, şişer ve patlar. Bu nedenle metanet ve güç ölümü atlatabilmek, ölüm acısını hafifletebilmek için ihtiyacımız olmayan şeyler. İnsanlar sizi zayıf diye ağladığınız için zayıf diye adlandırabilirler. Ama ağlamadığınız için niye güçlü adlandırırlar? Bir kere bunu sorgulamak lazım. Ağlamayan insan güçlüdür, ağlayan zayıftır. Bu toplumsal bir algı ama psikolojik açıdan bu geçerli değil, doğru bir kavram değil. Bütün duygular size ait. O yüzden hepsini sahiplenebilip hepsini yaşayabildiğiniz zaman sağlıklı bir psikolojiye sahip olabiliyoruz. O yüzden bırakın yasınızı yaşayın. Kimsenin size metanet ya da güçlü demesine ihtiyacınız olmasın. Çocuklara ölümü nasıl anlatmalıyız? Çocuklar hassas bir konudur ölüm anlatırken. Önce yapılmaması gerekenlerden bahsedeyim. Bunun da bir mantığı var. Yaklaşık 8 ile 9 yaşlara kadar çocuklarda soyut kavramı algılama yetini, yani beynin soyut kavram bölgesi gelişmemiştir. Bu ne demek? Çocuk ölüm gibi, sevgi gibi, şefkat gibi, ilgi gibi hayatta, belki hayatın çoğunda kullandığımız bu soyut kavramları bilemez, anlamlandıramaz. Bizim somutlaştırmamız gerekir. İnsanlar nasıl somutlaştırıyor bize kültürel olarak? Genellikle şöyle yaparlar. Bir kayıp yaşadığında çocuğun annesi ya da babası öldüğünde örneğin şöyle anlatırlar. İşte melek oldu. Daha iyi bir yere gitti. Şimdi bunlar kesinlikle kullanılmaması gereken cümleler. Neden? Çünkü çocuk soyutlama yeteneği olmadığı için siz ona daha iyi bir yere gitti cümlesini kurduğunuz zaman çocuk şöyle algılar. Demek ki ben onun için yeterince iyi değilim. Benden daha iyi bir yere gitti. Benim olmadığım bir yere gitti. Yani çocuk için ölüm aslında terk edilmektir. Bir çocuk ölümü terk edildim diye algılar. Somutlaştırır yani. Beni bıraktı ve gitti. Bir de siz ona tuz biber ekiyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki başka bir yere gitti. Daha iyi bir yere gitti. Bak seni beğenmedi, burayı beğenmedi, daha iyi bir yere gitti. Çocuk bunu kodlar zihinde. Ve hayatında artık bu kod bir temel oluşturur ve bu temelle birlikte yaşar. Yani öbür gün biri ona arkasını döndüğünde eyvah beni terk ediyor. Bakın ölmesine gerek yok. Biri ona arkasını döndüğünde, biri konuşurken ona tamam tamam yeter seni dinlemek istemiyorum gibi bir cümle bile kurduğunda der ki tamam beni terk edecek. Hemen kaygılar tekrar tetiklenmeye başlar. Bu nedenle yapılmaması gereken en temel şey çocuklara böyle cümleler kurmayın. Çocuklara ölümü anlatmaya çalışın. Evet, yaşıyoruz, doğuyoruz, yaşıyoruz ve bir gün öleceğiz. Çocuk bunu anlamayacak, somutlaştıramayacak. Ama siz bu cevabı verdiğiniz için ileride bir gün bunu anlayabilir bir kapasiteye geldiğinde sizin ona yalan söylemediğinizi bilecek. Çünkü ileride bunu algılayabilir bir kapasiteye geldiğinde diyecek ki yani ben terk edildiğimi hissettim ama siz dediniz ki başka bir yere gitti. Yalan söylemek de sizi suçlayabilir, kandırılmış olduğunu hissedebilir. Bunlar yaşanmaması için gerçekten ona anlatın. Terk etmedi yani, böyle bir mesaj vermeyin. Ölümden sonra yaşam var mı? Ölenler için yaşam var mı sorusunun yanıtını ben bilmiyorum. Ama kalanlar için yaşam var. Öldükten sonra kalanlar yaşamaya devam etmeli. Bu da bizim yas tedavisinin, yas sürecinin en önemli parçalarından bir tanesi. Biri öldüğünde onun arkasında bir yaşam bırakıyor. Ve dikkat ederseniz çok sık duyduğunuz cümlelerden bir tanesi şudur. Ölen kişi için şey der, beni bıraktın nereye gittin? Kızar ona. Yani ölen kişiye kızıyor. Yani beni bıraktın nereye gittin, ben nasıl yaşamaya devam edeceğim bu demek. İşte o yaşama devam etmenin yolunu bulduğu zaman kişi o zaman yasa çözmeye başlıyor. Bunda anahtar noktası şu, veda edebilin. Yani ölen kişiye veda etmelisiniz ki o gidebilsin, siz de hayatınıza devam edebilin. Bu yüzden ölümden sonra yaşam var mı? Evet, kalanlar için gerçekten var mı yok mu onu sorgulamak lazım. Çünkü bazılar gerçekten ölenle ölüyor. Yaşamıyorlar. Yaşıyor görünüyorlar. Orada takılı kalıyorlar. Ölümde kalıyorlar. Ona hatırlatacak kaybettiği her şeyi eşyalar biriktirmeye başlar. Kaybetmekten korkar. Onu o kadar zihninde canlı tutar ki hayata devam edemez. Yeni şeylere açık olamaz. Sizin bir şeye devam edebilmeniz için eskiyi bırakmanız gerekiyor. Veda edebilmeniz gerekiyor. Bu da bir süreçtir. Zaman içinde gerçekleşir ve veda edebildikten sonra evet ölümden sonra yaşama devam edebilirsiniz. İnsan ölüme alışabilir mi? İnsan bir kez de ölümle karşılaşabilir, çoğu kez de karşılaşabilir ama doğal bir yaşamı, sorunsuz bir yaşamı, olağan akıştaki bir yaşamı varsayarsak önce ebeveynlerimiz ölüyor. Sizden büyükler ölüyor. Arkadaş çevreniz, eş dostunuzdan zaman geçtikçe birileri ölmeye başlıyor. Doğal olarak yaş aldıkça, yaşlandıkça daha çok ölümle karşılaşmaya başlıyoruz. Bunlar doğal süreçlerden bahsediyorum ama doğal olmayan bir sürü süreç de var. Ne gibi? Savaşlar,
gibi, salgınlar gibi, pandemi atlattık biliyorsun ki bir sürü insan pandemide yakınlarını kaybetti. Bunlar doğal olmayan süreçlerle ölümlerle karşılaşmak. Doğal olarak her ölümle karşılaşmak içimizdeki bir süreci tetiklemeye başlıyor. Daha çok ölümle karşılaşmak bizi hissizleştirmeye başlıyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir hekim, acil serviste çalışan bir hekim çok sık ölümle karşılaştığında ya da yoğun bakımda çalışan çok sık ölümle karşılaştığında şöyle bir haber verir hasta yakınlarına. Maalesef yakınınızı kaybetti. Hasta yakınları onu şey der, ne kadar duygusuzsun. Suçlayabilir mesela hekimi. Olmak zorunda. Yani o kadar karşılaşıyoruz ki ve bir süre sonra zihin artık o duyguları bloke etmeye başlıyor. Bloke ettiğince hissiz, robot, makine böyle adlandırabilirsiniz ya da çok ölümle karşılaşmış insanlara biz travmatik insanlar diyebiliyoruz. Bu insanların yüzüne baktığınız zaman çok donuk görürsünüz bu insanları. Duygusuz gibi adlandırırsınız. Aslında bu insanlar kayıp yaşadığı için zihin kendisini kapatır. Yasını yaşayamamıştır. Ölüme alışabiliriz. Alışabilmemizin tek yolu her kaybettiğimiz, kaybını yaşadığımız kişiye veda edebilmeyi başarabilmek. Veda edebilmeyi başarırsanız evet ölüme alışabilirsiniz. Ölen bir kişi üzülmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ölen bir kişi üzülürsünüz, özlersiniz. Ama bu hayatınızı devam etmeyi engelleyecek düzeyde olmamalıdır. Okan Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ölüm kavramı hayatımızın asla dışlayamayacağımız, görmezden gelemeyeceğimiz gerçeklerinden bir tanesi. Hatta en gerçeği. O yüzden bunu görmezden gelmek yerine anlamlandırmak gerekiyor. Üzerine düşünmek gerekiyor. Ölüm kavramını içinde bizim yaşamda niçin var olduğumuzu sorgulamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde doğa için, insanlık için, gelecek için bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Bunu sorgulayabildiğiniz zaman ilişkileriniz artık yolunda gitmeye başlar. Yaşamınız daha yolunda gitmeye başlar. İş hayatınızdan tutun, sosyal hayatınıza kadar yolunda gitmeye başlar. O yüzden bunlar yolunda gitmiyorsa sadece bir dakika durun, düşünün ve yaşadığınız kayıplar üzerine biraz düşündüğünüz zaman onları veda edemediğinizi fark etmeye başlarsınız. Veda edebilmek için de lütfen yani destek alabilirsiniz veya bununla ilgili okumalar yapabilirsiniz. Günümüz artık teknoloji dünyası. Bir sürü video izleyebiliyorsunuz, kitabı okuyabiliyorsunuz. Bundan kaçınmayın. Evet acı verici biliyorum kesinlikle. Onu tekrar hatırlamak acı verici. Ama o acıyı bir kez yaşamak var, o acıyı bir ömür boyunca yaşamak var. Karar sizin. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.